başlıyor. Çiçeklerimle yaz başlıyor. Sevdiklerimle tatil başlıyor. Keyfim yerinde, pelili orman bizi bekliyor. Köstebekliler başlıyor. Güneşten yansıyan mutluluk peşinden esrarengiz günleri getirecekti. Yerler ve gökler aynı anda hareket ettiğinde yüzen bir ağaç göreceksin. Yüzen bir ağaç. Yüzen ağaç! Gözlerime inanamıyorum. Bir yerden fışkıran ağ çiçekler yüzünü sana dönecek. Ay çiçeği! Bil ki büyük bir maceranın vakti gelmiş. Perilerin fısıltısını bekle. Bu kitapta yazan her şey gerçekleşiyor. Pelin! Pelin! Dur. Beni dinle. Pelin! Caner! Kitabımı oku, kitabımı. Ne kadar yolumuz var? Ben dayımı çok özledim. Az kaldı canım. Yarım saate oteldeyiz. Boyo, ne yaptığını sanıyorsun? Kitabımı almaya çalışıyorum frik kucuğum. Kitap mı? Burada eğlence varken sen kitap mı okuyorsun? Başına güneş mi geçti kardeşim? Boyo'nun her zamanki hali. Evet. Boyo. Kimse beni dinlemiyor ama bu kitapta ne okuduysam gerçekleşiyor. Oo, tabii. Ama siz beni dinlemeyin. Eğlenmenize bakın. Boyo kim ki? Küçük minik bir köstebek. Gerçek değildir boyucum. Ama var işte, var. Kitabımda yazıyor. Yazıyor. Bu kitabı fazla ciddiye almaya başladım boyucum. Bu sadece bir kitap. Caner. Vallahi benim bu sıcakta tek düşünebildiğim buz gibi bir limonata boyucum. Neden kimse beni dinlemiyor? Çocuklar, görüyor musunuz çubuğumu? Evet. Bir şey var mı bu çubukta? Hayır. O zaman bir de şöyle bakalım. Nasıl yaptın? Sevimsiz. Bu beceriksiz pengueni de pek sevdiler. Gergedan kılık. Şeynaz Hanım, Fırfır Bey sizi resepsiyonda bekliyor. Geliyorum. Sihirbaz Penguen Muhsin'in gösterileri saat 4'te devam edecek. Teşekkürler efendim.
Şenazım, nerelerdesin? Hep seni arıyorum. Aa, sizin için koşturuyorum sayın patroncum. Sebebi ise para desteleriniz kat 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 yükselsin diye. Çok güzel, çok güzel. Misafirlerimiz gelmek üzere. Aa, Şenazım, Nadir Bey'in beni sevmesi şart. Yani Nadir Bey'in beni sevmesi çok mühim. Tabii. Sosyeteye girmek istiyorsam, elitler kulübünün yıldızı olmak istiyorsam Nadir Bey'in beni sevmesi şart. Canım Fırfırinyom, seni sevmemek mümkün. Şımart beni, şımart. Fırfırella, Fırfırinyom. İnşallah bu 1 milyoncu müşterim arasında. Tebrikler, tebrikler. 1 milyoncu müşterimiz oldunuz. Hoş geldiniz. O değil. Siz 1 milyonuncusunuz. Değil mi? Ay çok teşekkür ederim. Aman! Patlatmasana ama para verdim ben. Ne şanslısınız. Gerçekten sizin kadar şanslısını görmedim. Tamam. Ay, ayak hakikaten çok şaşırdım. Çok teşekkürler. Rica ederiz efendim. Harika bir otelmiş. Hiç bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Dayıcığım. Dayı. Ay. Bir de penguenin bir şişi bu ya. Dur, durma. Caner, bu da Mesih. Otelimizin sahibi Fahri Beyefendi. Hoş geldiniz. Ben Ceyda, kızım Pelin, arkadaşı Caner. Ve 1 milyonuncu müşterimiz olduğunuz için size kral dairesini veriyoruz efendim. Oo. Yok artık, gerçekten mi? Kral dairesi. Kral dairesi. Kral dairesi be. Kral dairesi. Kral dairesi size biraz geniş gelmesin. Yani... Yo, biz gayet rahat yerleşiriz oraya değil mi? Fahri Bey, kendisi ablam olur. Ta İstanbullardan ta buralara beni görmeye geldi sağ olsun. Öyle mi sevimli penguen? Demek ablan ha? Evet. Şansa bak sen ta İstanbul'dan kalk gel pengueni görmeye. Kral dairesini al. O da Şehnaz Hanım. Kendisi otelimizin... Sana soracağım. Terbiyesiz. Çık aşağı. Çık aşağı. Kral dairesini yalnızca kraliçeler hak eder. Hadi canım hadi eğleniniz kral dairenizde. Neyse gel, biz geçeceğim. Gezelim, oteli gezelim. Ben size gezdireyim ne ablacığım kadar gelin. Tuhaf bir kadın. Oo öyledir o. Peril Orman Festivali'ne de bekleriz efendim. Festivali'ne. Evet efendim festivale de gelsin. Çok güzel olur. Akıl yoksunuz seni. Çapçal. O kral dairesini Nadir Bey'e verecektik. Ama anons geldi efendim giriyorlar dediler. Kovuldun. Kovuldun. Tamam. Tamam. Hiç değmez böyle ucuz insanlar için. Gel buraya! Buraya gel! Seni... Ama! Seni budala! Sen beni patronumu nasıl kızdırırsın ha? Sen kimsin be? Seni yok edeceğim oğlum. Seni mahvet... Gel buraya! Gelmem, gelmeyeceğim. Seni kovdum, git. Git! Aklıma... Bakar mısın canım? Tatlım, gel. Efendim? Vazgeçtim. Seni kovmuyorum. Ama sor bakalım neden? 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 Senden ucuzu yok bu otelde. Biliyorsun değil mi? Hepsi senden daha çok kazanıyor. Gel. Ah Şehnaz'ım. Para akışım yavaşlayınca kan akışım yavaşlıyor. Ay kıyamam. Beni bir tek sen anlıyorsun. Diğerleri tedaviden kaldırılmış para. Koy çerçeveye, as duvarına. Yani. Günaydın. Günaydın. Nadir Badem. Nadir Badem. Pardon efendim, sizinle bir alakası yok. Ay ay ay, bu ne şıklık, bu ne güzellik. Pelin şuraya bak. Of of of, şunlara bak, neler hazırlanmış bizim için. Şu manzaraya bakın, muhteşem. Muhteşem mi? Bu inanılmaz. Ben bu odanın adını değiştiriyorum. Kral dairesi değil, kraliçe dairesi olsun. Olsun. Ceyda Hanım, otelimize hoş geldiniz. Işıklar, müzik ve televizyon için el çırpmanız yeterli olacak. Benimle konuşuyor. Haydi bakalım Pelin, bunu kutlayalım. Gel 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 bakalım. Tatilimiz çok güzel geçsin.
gerçekleri yazdığını size ispat edeceğim. Aa, bu ne? Bunlar da ne? Az kalsın yakalanıyordum. Ödüm frik kulladı. Çocuklar, şimdi dünyanın en büyük sihirbazlık numarasını izleyeceksiniz. Bir şey anlamıyorum. Hazır mısınız? Boya nerede? Otele geldiğimizden beri ortalarda görünmüyor. İlk defa yine kitabını okuyordu. Evet, kitaba kendini çok kaptırdı. Şimdi de hepinizin merakla beklediği gösteriye geldi sıra. Şapka. Bakalım bu şapkanın içinde ne var? Böyle, burada. Şuna bak, şuna bak. Meşhur bu adam. Sonunda meşhur oldum. Bir gün olacağımı biliyordum. Konuşuyor, konuşuyor. Harika bir gösteriydi. Konuşmak mı? Ben şarkı bile söylüyorum. Tamam, tamam. Peki, söyleyeyim, tamam. Son, iki, üç, dört. Rüyalar gerçek oldu. Sahne boyonun oldu. Dünya etrafımda dönüyor. Boyo diye çınlıyor. Şöhret ışığı var bende. Ben hakikaten bir dev oldum işte sahnede. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Söylediniz. Tamam. Tamam. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Çok güzel. Artık inmen gerek, tamam mı? Ama bırakın da şöhretimin tadını çıkarayım. Evet, ona bir alkış alalım. Sen harika bir gösterim. Buralarda bir yerde olacaktı Kerime hanımefendiciğim. Ay ilahi Nadir Beyciğim, 30 yıllık çınarı nereden bulacaksınız? Aa, o bizim sevgimizin nişanesiydi. Buraya balayına geldiğimizde atlarımızı o ağacın gövdesine kazımıştım ben. Ömürsünüz Nadir Beyciğim. Otelimize tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Ben otelin en genel müdürü Şehnaz Şakır. Buzlu çay? İçmez. Şekeri var, içmez. Vah vah vah. Buralarda muhteşem bir çınar ağacı olacaktı. Hatırladınız mı? Aha, buldum. Hatırlar mısınız? Geçen yaz çok sıcak oldu. Hava çok hararetliydi. Onlar kurudular. Ay.
fener lazımsa hemen kondurayım size. Ay 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 ay. İstemez. Çınar bunlar istemiyoruz efendim. Kuyruk sokumum incindi galiba efendim. Benim de ruhum incindi galiba efendim. Ay. Hadi yürüyün Nadir Bey, gidiyoruz. Hoşça kal. Boynunuz kopacak Nadir Bey. Bu da ne? Şehnaz? Şehnaz'ım, yanı başıma mı geldin? Yok, gelmedim, yoldayım da. Üstüm başım berbat oldu zaten, bak. Şeftalili buzlu çay, hiç sevmem. Orman ne güzel, ne güzel adlı çalışmamız mutlu sona erdi mi? Halloldu mu Şehnaz'ım? Yarından sonra ormanın bir kısmını daha çoraklatırsak... ...biz gibi banka hesabınız şenlenecek. Maalesef benim banka hesabım yok. Direkt bankam var. Unuttun mu? Reklamında oynamıştım. Paranız sizde duracağına... ...verin bende dursun. Unutmak ne mümkün. Harikulade bir reklamdı. Evet. Patroncum, ormanın %20'sini daha çoraklatırsak... ...istediğiniz her şeye sahip olacaksınız. Ama bu beni delirtiyor bu ahmak. Ya isyanlara doyamadı. Ya bir sus, bir dur, bir rahat dur. Fıkırdığın kaçıncı kafes? Hepsine para veriyorum canım. Ya sen ne hadsiz, terbiyesiz, hiç. Ahlaksız bir yaratıksın be! Koskoca dünya zengini patronumu nasıl üzersin? Hadsiz! Müsaadenizle üstümü değiştireyim. İyi günler. Bir dakika, neredesin sen? Hı? Oyuncak mı evladım bu? Oyuncak mı? Sevmiyorum çocuk. Zorlama, sevmiyorum. İnanana geliyorsunuz bu otele. Ama ben yasaklayacağım. Gör bak, en kısa sürede kanunnameye eklettireceğim. İyi günler. Ay ne acayip kadın. Bu Fırfır Bey'in yardımcısı değil mi? Evet o. Ha? Yavrum, tosunum. Yav. Kırma şunları! Kaç kere diyeceğim sana! Para bunların hepsi! Para! Ben para veriyorum bunlara! Ya ya bir dinle! Bak gene! Kırma diyorum sana! Hayırdır çocuk? Birine mi baktın? Şey, ben odaları karıştırdım galiba, affedersin. Karıştırma! Karıştırma! Hadi odana, yürü bakayım! Odada kesin bir şeyler saklıyor. Şu yemeklere bakın. Galiba rüyadayım. Bu bir rüya değil. Ve çok lezzetli. Boya. Bugün harika iş çıkardın dostum. Evet dostum, sayende çok alkış aldın. Bu nasıl nefis bir yer, nefis. O
Benden mi hoşlanıyorsun? Kim ben? İşte Şehnaz Hanım'dan. Ben mi? Şehnaz Hanım'dan. Yok. Yok, o benim iş arkadaşım Caner. Öyle şeyler olmaz. Tabii. Tabii keşke bazen diyorum. Ben gidiyorum. Ben gideyim, siz burada durun. Çekil git de şuradan. Çık, çık. Çekil git diyorum sana ahmak. Sevimsiz. Muhsin abi galiba aşık olmuş. Ya, aşk nedir? Aşk... izlediğim bir filmde aşık olan adam... midesinde kelebekler uçtuğunu söylüyordu. Kelebekler mi? Midesine nasıl girmiş lan? Uyurken mi giriyorlar acaba? Köstüman abi, geceleri uyurken horlamayı bırakmalısın bence. Bak, ağzın hep açık kalıyor. Ben horlamıyorum ki. Tabii tabii, hiç horlamıyorsun. Avlamıyorum. Hanımefendiciğim, inanın yeniden dünyaya gelsem eş olarak yine sizi seçerdim. Ah, ben de eşsiz eşim, ben de sizi seçerdim. Efendiciğim, en sevdiğiniz yemek salyangoz. Afiyet olsun. Aman Nadir Beyciğim, afiyet olsun. Oy. Hoş geldiniz efendim. Sizin için Adana'dan özel getirdiğimiz. Hayır, kaldır. Bu sabah Adana'dan getirdim kebabı ben size. Tam ağzım sana. Götürme. Ver oğlum, ver. Sen ya kuzumu götürdüler. Ay. Adana'dan bu sabah geldi. Bu sabah sizin için geldi. Efendim, romantik akşamların vazgeçilmezi. Yani böyle ağızda bir acım traktat. Sonra yanında bir buruk ayran. Efendim, sonra... tüm duyguların közlenmesine sebep olan közlenmiş biber. Ay çok rica ederim, kaldırın şunu lütfen. Yak. Salyangozumu istiyorum, kaldırın bunları lütfen, kaldırın bunları. Ben nefret ederim kebaptan. Ay ben de. Efendim fındık lahmacun. Birebir fındıkla aynı boyda. Ay bırak onu. Yeme, ben de yemem. İstemem. Ay Nadir Bey bir şey söylesene. Efendim, otelimizde sizi ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum Nadir Beyciğim. İzninizle bir selfie çekilelim artık. Bekle beni sosyete, geliyorum. Caner. Efendim. Ne oldu? Bu otelde tuhaf şeyler oluyor. Sen de mi boyunun kitabını okudun? Hayır. Şehnaz Hanım'ın elindekine bak. Vay be Pelin, ne kadar enteresan. Üstündeki yazıya dikkatle bak. Köstebekçi. Hey! Biri bana yardım edebilir mi? Hey! Boyo. Ne yapacağız şimdi? Yazısın galiba. Tamam Boyo, şimdi kurtaracağız seni. Kardeşimi kurtarız. Tamam, sakin ol Köstevan. Halledeceğiz. Merak etme. Sağ ol canım. Acıyor. Yavaş. Ay! Ay aman! Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Fazla savaş başlatalım. Çabuk! Sus!
boğazımı, çikolatalı mı? Ne diyorsun sen be? Çikolatalı iyidir. İyidir ya çikolatalı. Oo, ne yaptım ben? Misafirlerimiz, Perili Orman'a hoş geldiniz. Bir kere de yapıyorsun, beni iki kere oynatmayın burada. Şimdi sizlere Perili Orman için yazdığım bir şiirin ufak bir kuplesini okuyacağım. Müsaadenizle. Perili Orman'ım, vay vay vay. Görenler oldular. Nay, nay, nay. Atın yavrusudur. Tay, tay. Haydi diyelim ormana. Bay, bay. Teveccühünüz. Çok teşekkür ediyorum. Ormanda çok dikkatli oluyorsunuz. Kural bir. Yok kafama ağaç çarptı. Yok dal sarktı. Yok kartal gagaladı. Yok ayağım çimende kaydı da üstüm başım leke oldu. Yok çocuğum ağladı. Yok karnım acıktı. İstemiyorum. İstemiyorum. Şikayetle gelmeyeceksiniz. Tamam. Hadi ormanı gezelim. Kapı. Yakışıklı. Hadi bakalım. İşim gücüm var benim. Hızlı olun. Ses istemiyorum. Özellikle de çocuk sesi. Yakışıklı. Ay dur bakayım. Aferin. Ben şimdi makamıma çıkacağım. Siz de benim çevremde çember oluşturun. Herkes yerleşti mi? Başlıyorum. Geliyor. Kar yağıyor. Kar bu. Nasıl oluyor böyle bir şey? Oh mis. Harika. Ve sırada tüyler. Benim enerji var da. Ve işte. İşte bu. Enfes. Ormanımızın sihirli perisi için. Alkış. Kaçırdın mı? Ormanımız. Gustavi'yi kaçırdın mı? Kaçırmadım değil mi? Bu orman cidden perili galiba. Ya da birileri çok güzel bir gösteri yapıyor. Peri. Orman yapacağız. Ormanı alkışlayın. Siz şimdi görürsünüz. İşte şimdi tam zaman. Teyzeciğim ne oldu, iyi misin? Ne teyzesi be, ne teyzesi be? Sen git de anne de teyze de. Münasebetsiz. Nerede bu? Küçük şeytan. Gel buraya mahvedeceğim. Hepinizden özür diliyorum. Kendisi otelimizin delisi. Müşteri işte ne yapacaksın? Bizim için müşteri memnuniyeti önceliktir. Hepinizin buradan keyifli ve huzurlu ayrılmasını. Neden? Seni tekrar görmeye. Şehnaz Hanım'ın elinde gördüğümüzün aynısı. Ay yaşamayı seviyorum. İçinde bir not yazıyor. Ne yazıyor? Yardım edin. Hadi.
köfteler de geldi. Teşekkürler. Dayı. Hı. Biliyorum. Yani sihirbazlar sırlarını açıklamazlar. Ama... Sen bütün onları benim yaptığımı mı zannettin? Sen yapmadın mı? Ben? Bence bir çeşit hologram gösterisiydi. Ya da değildi. Bunu anlamanın bir yolu var. Ormanı dolaşalım mı? Ben varım. Hadi gel. Hanımefendiciğim, bu çiçeği takdim edebilir miyim efendim? Ah, size layık değil ama. Teşekkürler işsiz eşim. Aa, bunlar da nereden çıktı? Vicdan azabı gibi tepemde. Hanımefendiciğim, siz de zıplayıp durmayın. Bunları biz bütün hazırlıyorsunuz. Ay, sinekleri kovuyorum Nadir Beyciğim. Ne sineği hanımefendiciğim? Her tarafınız ayrı oynuyor. Ay hakikaten gitsenize. Hadi aferin aferin. Hadi hadi gidin başka tarafta çalın. Yeter artık. Hadi diyorum size. Yürüyün. Öf. Tatlım. Tansiyonun başım çıkacak. Başım tuttu vallahi. Aman. Bu da neydi? Tavşan olabilir. Buradan ileri gidemiyor muyuz? Kim demiş? Pelin, gitmeyelim. Burayı hiç kimse temizlememiş mi? Çok kötü kokuyor. Çiçekler soğumuş. Acaba bizden bu yüzden mi yardım istediler? Tamam da niye açık açık istemediler? Belki de korktukları bir şey vardır. Oldum olası böyle rezalet gördüm. Ama efendim müzik ruhun gıdasıdır öyle değil mi? Hem Fırfır Bey sizin için özel ayarlamıştı. Ay, sizi de müziğinizde istemiyoruz. Aş! Aş! Ay ne terbiyesiz ya. Ne lüzumsuz bu yaşa gelmiş terbiye öğrenememiş. Ama bu benim suçum değil. Ay! Ne bu be? Çiçek. Sevmem çiçek, çek. Ama çok güzel kokuyorlar bak. Ay! Burnum. Burnuma ne oldu? Arı soktu. Arı soktu burnumu, ne yapacağım ben ya? Şehnaz Hanım, hiç merak etmeyin. Ben arı sokmasına neyin iyi geldiğini çok iyi biliyorum. Ne geliyormuş? Ah, bu ne be? Çamur! Arı! Çirkin pis! Bayıldı. Boşuna demiyorlar tabii kadınlar çiçeklere bayılır diye. Şehnaz Hanım. Ne oldu çocuklar? Ormanın durumu çok kötü. Her yer çöp içinde. Nasıl yani? Ya ileride başka piknik alanları var. Ve çöpler toplanmamış. Orman kendi haline bırakılmış. O zaman biz de kendi çöplerimizi kendimiz toplarız. Ne dersiniz? Hadi. Bakar mısınız? Lütfen herkes buraya bakabilir mi? Bizi dinler misiniz? Bu güzel perili ormanı perilere güzel bırakalım mı? Hadi hep beraber çöpleri toplayalım. Hadi. Öpsem uyanır mı? Sersem, kaldır beni, dikleştir. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ben uyuyor muyum şu anda? Yoksa bilincim açık mı? Gördüğüm şeyler gerçek mi? Orman ne güzel olmuş. Olamaz. İçimdikler misin beni? Ay. Ne yapıyorsun sen? Hadsiz! Senden nefret ediyorum. Her şeyinle bana zarar veriyorsa bıktım senden. Çakma Tanrı kakam. Boşalıyor olabilir benden. Oh!
tutun Şehnaz'ım. Ne oldu? Sakinleş. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl sakinleşebilirim? Ormanı temizlemişler. Yani şimdi orman güzel güzel olduğu yerde duruyor. Öyle mi? Ah, güzel güzel olduğu yerde dursun. Çok iyi. Fakat çiçeklerde bir coşma, ağaçlarda bir canlılık sezdim. Ya bu peri neden bu kadar kötü? Ha? İki tane ağacı koruyacağım diye benim kalbimi neden kırıyor? İki parça odun değer mi? Değmez. Değmez. Fırfırım değmez ama işte bu çok kötü. Şöyle anlamıyor canım. Cenazım. Canım. Derhal periyi bul. Derhal. Tamam. Herkes uyudu mu? Evet. Nereye gidiyoruz? Ormana. Bizden kimin yardım istediğini bulmamız lazım. Hızlı ve sert olmalıyız. Evet. Hızlı ve sert olmalıyız. Zira orman gün geçtikçe, zaman ilerledikçe iri ve diri olarak yaşamaya devam ediyor Şehnaz'ım. Aha bak 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 sinirden yine şiştim. Ya sen şu perinin yaptığını görüyor musun? Ben seni ormanıma, peri, başıma taç yapayım. Senin şu yaptığına bak. Ha? Derhal kopartın. Kesin kökünden bu ağaçları. Hadi. Siz hiç merak buyurmayın Fırfır Beyciğim. Ağaçlar keresteye dönecek. Ne kadar da mutluluk verici. Hiç merak buyurmayın. Bu orman yarından itibaren inşaata hazır hale gelecek. Ama önce o küçük periciği bulmamız gerekiyor. Öyle değil mi çocuklar? Gidin o periyi bulun. Derhal! Aman! Yıldızlar yeryüzüne indi ama kimse onları yakalayamadı. Yakalayabilselerdi karanlık dünyanın üzerine çökmezdi. Yıldızlar! Yıldızlar düşüyor! Köstebal abiyi uyandırmalıyım. Köstebal abi! Köstebal abi! Yıldızlar ormana düşüyor! Kalksana! Dayı uyumak istiyorum. Kitabımı okumalısın. Ha? Bu işaret. Muhteşem. Ya yıldızlar. Ormanda yıldızlar var. Gidip etrafa bakalım. Bu iş bize düştü Boy Hocam. Bir türlü yakalayamıyoruz Fırfır Bey. Nasıl yakalayamıyorsunuz? Yahu yakalayamıyoruz ne demek? Ha? Ne demek? Ya peşlerinden kovaladık buraya kadar. Ama kayboldular. Ya siz de mi buna inanıyorsunuz? Yok böyle bir şey çocuklar. Bu illüzyon. Gerekirse her yaprağın altına bakacaksınız bu ormanda. Her yaprağın? Yaprağın mı? Her. Evet. Ne oldu? Zorunuza mı gitti? Milyonlarca yaprak var ormanda Fırfır Bey. Biliyoruz. Ama hepsine tek tek bakıp onu bulacaksınız. Ben bunun için para verdim. Ben paramı verdim. Bunu bana değil, git ormana söyle. Neden bu kadar çok yaprağın vardı? Kopart hepsini. Ben paramı verdim. Hizmetimi isterim. Sinirlenmeyin, ben halledeceğim. Merak Nasıl sinirlenmeyeyim ya? Milyonlarca yaprak var diyor. Kıyamıyorum size patronum, bir saniye. Sen benim koskoca patronuma cevap mı verdin hadsiz? Al işte. Gene yattılar. Ya yatmak için fırsat kolluyorsunuz. Kalkın be şaşkınlar. Koşun ormana. Kalk! Kalk! Defol! Kafesler. Hepsi kırık. Ne yapıyor bunlar?
Hepsi bu kadar. Fırfır Bey'in odasında başka kafes kalmadı. Kendisi ormandan dönmeden hepsini çöpe attı. Peki. Kafesler Fırfır'ın odasındaymış. E Fırfır da ormanda. Bak fırsat bu fırsat. Hadi hemen Fırfır'ın odasına gidelim. Feriko! Ormana ne yapmışlar? Şimdi çok kızdım işte. Gelin buraya. Şimdi yakaladım sizi küçük fareler. Nereye kayboldun? Huysuz peri. Şimdi işim bitti. Onu yakaladık Frikucuğum. Çok güzel. Ama sen pembesin. Ben kahve rengiyim de pilotum aynı zamanda. Gözlüklerim de var. Bakmak ister misin? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ha, rica ederim. Bizi kurtardığın için biz teşekkür ederiz Frikucuğum. Ok atmayı bana da öğretir misin? Benim adım Köstepem. Köstepem. İzlediğim bir filmde aşık olan adam midesinde kelebekler uçtuğunu söylüyordu. İçeriye girmeliyiz. Peki kapıyı nasıl açmayı planlıyorsun? Kapıyı açmayı planlamıyorum. Altından geçmeyi planlıyorum. Sana inanamıyorum. Mutluluk dünya kadar saklanacak çok yer var. Ama acayip bir oda. Sanki biz çok normaliz. Duyuyor musun? İçeride biri var. Pelin, dur. Yani içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Ya bize saldırırsa, bir şey yaparsa? Korkuyor musun korkusuz Caner? Ben. Hayır. İstersen önden gideyim. Yukarıya çıkmalıyız. İnsanlar, cin misiniz, peri misiniz, nesiniz böyle? Kış, kış. Biz mi? Biz dostuz ve sana yardım etmeye geldik. Fırfır da önceleri böyle demişti. Yoksa sizi Fırfır mı gönderdi? Toslarıma, tos, sakin tos. Ol. Bu kapı çok ağır, bu kapı. Tamam, şiştir resmen. Bir şey oldu. Ne oldu? Şehnaz! Ne oldu? Anahtar! Yok. Anahtar! Ormanda düşürdüm onu ben!
olabilirim. Ben odama çıkıp bakacağım. Şehnaz, sen adamlara sor bakalım. Anahtar bulmuşlar mı? Anahtar çok önemli Şehnaz. Anahtar çok önemli. Seni buradan kurtaracağız. Ben bir profesyonelim. Toslarsam kötü olur ha. Yoy yoy yoy. Tos. Neden bize inanmıyorsun? Seni kurtaracağız. Kurtarmak mı? Ha. Tabi tabi. Niye bize inanmıyorsun? Çünkü ben insanlara inanmam. Tos. Anahtar. Anahtar. Açıl be. Anahtar. 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 Anlarız bakalım. Tos tos. Cebrambusu seni. Köstebeklerin Herkülü. Sen neyin peşindesin ha? Ablamı rahat bırak. Ne yerinde durmaz. Kabuğuna sığmaz bir bünyesin sen. Sakın ablama dokunayım deme yoksa. Tos. Ablan. Aramızdaki anlaşmayı bozdu. Ya o kimden yardım alıyor? Söyle bakayım. Ne söyleyeceğim ya? Sen beni hain mi sandın ha? Sana ablamı rahat bırak dedim. Al! Yandım! Sadan! Kıvır! Evet, yoruldun sen. Biraz uyu, dinlen. Yarın senin ve kardeşin için çok güzel bir gün olacak. Çıkar beni buradan fırfır, yoksa çok fena toslarım ha. Bak yine israfın doruklarındasın. Ama önemi yok. Kardeşin ormanı temizlemenin bedelini yarın ödeyecek. Tabii sen de. Ablama bir şey yaparsan seni toslarımla dümdüz ederim. Çok korktum. Yapma sakın. Olur mu? Hadi çal. Üzülme. Biz sana yardım edeceğiz. Benden önce ablama yardım etmelisiniz. Fırfır ablamın peşinde, siz de duydunuz. Hem seni hem kardeşini kurtaracağız. Sana söz veriyoruz, güven bize. Kardeşim Köstasun'la birlikte yıllardır bu ormanda yaşıyoruz. Ağaçlara bakardık, çiçekleri sulardık. Diğer hayvanlarla birlikte orman bizim evimizdi. Ta ki fırfır gelip buraları mahvedene kadar. Biz ilk başlarda onu iyi biri sandık. Ama asıl niyetini sonradan anladık. Köstasun'la birlikte ona karşı koymak için elimizden geleni yaptık. Ama o Köstasun'u yakaladı. Ve onu götürdü. O zamandan beri buradayım. Köstepem nasıl? Aç mı, tok mu, hala okların ucunu pembeye boyuyor mu bilmiyorum. Buradan kurtulmam lazım. Tos! Fırfır amacına ulaşıncaya kadar kardeşimi bırakmayacak. Çünkü amacı ormanı tüketmek ve buraları yok etmek. İnsanlar buraya gelip eğleniyor. Ama buradan giderken her tarafı kirleterek yangınlara sebep olarak gidiyorlar hatta. Of, orman giderek küçüldü. Ha? Peri sendin. Perili orman fikrini fırfır uydurdu. Böylece insanları buraya çekmeyi başardı. Ne olursa olsun bu ormanı korumalıydım biliyorum ama...
kardeşim. Başka çaven yoktu Köstepe. Kardeşini ve bu ormanı kurtaracağız. İyi de nasıl? Ormandan çıkamıyorum. Hem Köstos'un nerede sakladığını da bilmiyorum. İnsanlara güvenmemekte haklısın. Ama dünyada sadece kötü insanlar yok ki. İyi insanlar da var. Bize güvenebilirsin. Hem seni kurtaracağız Köstos'un. Gidip diğerlerini bulalım. Şuna bak. Hı? Eğer o planlar gerçekleşirse Pelin Orman tamamen yok olur. Ha? Pelin kaç. Şu hesaplara bir daha bakayım. Gene zarar. Gene zarar. Bu da zarar. Yahu sürekli zarar. Ben bu ağaçları kesmeyeyim de kim kessin? Kim kessin? Kaç. Kim konuşuyordu be? İyice kafayı yedim ben. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Versene. Gökkuşağının altında gölge maaşlara sığmaz. Elimizi çabuk tutmalıyız. Aha, evet. Yok. Spor salonuna baktım, havuza baktım, iskeleye bile baktım. Hiçbir yerde yoklar. Dur sakin ol. Ben de restorana baktım. Orada da yoklar. Hiçbir yerde yoklar. Ceyda, gözünü seveyim panik yapma. Nasıl panik yapmayayım ya? Çocuklar bütün gece ortada yoktu. Saat sabahın 6'sı ve hala yoklar. Nasıl panik yapmayayım? Ya bunlar çocuk. Kanları kaynıyor. Belki spor falan yapmışlardır. Aa geliyorlar işte. Koşarak geliyorlar. Spor yapmışlar. Hemen konuşmamız lazım. Evet. Hemen konuşmamız lazım. Evet, konuşmalıyız. Ormanda çok acayip bir şey bulduk. Fırfır bir köstebek saklıyor. Ormanda da köstebek var. Hadi ya. Her yerde kafesler bulduk. Bir dakika. Bir kere önce siz konuşmayacaksınız, ben konuşacağım. Siz bütün gece neredeydiniz? Güzel soru. Hadi bakalım. Bekliyorum. Cevap verin fırık kucuklarım. Şişt, sen sus. Önce onlar. Anlatayım. Bir köstebek bulduk. Biz de. Ablası Köstepem de ormandaymış. Evet. Köstepem ormandaydı. Onlar herhalde mi gece yani. Ormandaydınız? Evet. Yazık ya Köstos'un çok üzüldü. Ya bir dakika susun. Tane tane konuşun. Tek tek. Anlamıyorum. Anne, dayı. Bakın. Bu işte ters giden bir şeyler var. Fırfır perili ormanı kirletip yok etmeye çalışıyor. Öyle şey olur mu kızım? Fırfır Bey bütün buraların sahibi. Yani niye ormanı yok etmek istesin?
Çünkü başka planları var. Hatta bunun için ormanda yaşayan köstebek kardeşleri kullanıyor. Aa. Hatta bir tanesini odasında rehin tutuyor. Onları kurtarmalıyız. Şehnaz. Şehnaz. Bana, ormana, insanlığa bunu nasıl yaparsın? Ormanı da, kalbimi de çorak topraklara çevirdin. Bir an gerçekten ormanı sevdiğini falan düşünmüştüm. Buna inanabiliyor musunuz? Ne kadar aptalmışım. Unutacağım seni Şehnaz. Unutacağım. Sen de her kadın gibiymişsin. Unutacağım. Aa Muhsin saçmalama, kendine gel. Aa. Peki ne yapacağız şimdi? Caner'le bir plan yaptık. Aa. Başlıyorum. Fırfır ormanı ele geçirmek için köstepem ve köstosunu kullanıyor. Köstosun elinde. Bu yüzden ilk yapmamız gereken köstosunu kurtarmak. Onu Fırfır'ın odasından çıkarmalıyız. Sonra hızlı bir şekilde ormana getireceğiz. Köstosunu ormana getirince ormanı eski canlılığına kavuşturacağız. Bunu yapmak için karışımı kullanacağız. Orman kendine gelmeye başlayınca son görevimiz Fırfır ve yardımcısı Şehnaz. Bu yaptıklarının bedelini ödemeliler. Caner, otelin krokisine ihtiyacımız olacak. Dayı, sen kılık değiştirip hazırda bekle. Şehnaz seni tanımamalı. Köstebüs bize lazım olacak. Onu buraya getirelim. Ve son hamleyi biz yapacağız. Caner, işini bitirince yanıma gel. Tamam. Haberleşmek için herkes birer tane alsın. Süslü. Efendim? İletişim sende. Anlaşıldı, tamam. Saatlerinizi ayarlayın. İlk fırsatta harekete geçeceğiz. Onlara köstebek kaçırmak neymiş gösterelim. Bu ne ya? Burada yine çiçek açmış orman ya. Ya nasıl oluyor da bunlar çiçek açabiliyor? Ha? Kim dikiyor bu çiçekleri buraya? Bunların hepsi kurumuştu. Burası çöp doluydu. Ya kardeşim sen niye buraya çiçek ekiyorsun? Git kendi evinin bahçesine dik. Haklısınız çok. Çünkü sizin vizyonunuz onlarda yok efendim. Ya madem buraya tatil yapmaya geldin, yap tatilini. Çek git. Ya bu kadar kötü olmak zorunda mısın sen? Ya neymiş? Orman yeşil olmalıymış. Sana ne? Sana ne? İleri zekalı. Sana ne? Hı? Bana ne faydası var bunun? Bana ne faydası var? Onlar çok kötü insanlar efendim. Çok kötüler. Lütfen siz sinirlenmeyin. Sakin olun. Darpane yüreklim. Banka gözlüm. Yahu sen böyle konuşunca ben bir yumuşuyorum. Devam et. Faiz bıyıklım. Devam et. Serseri Selim. Bak bunu çok sevdim. Bunu bir daha söyle. Serseri Selim. Bir daha söyle. Serseri Selim. Bir daha söyle. Köstebek. Sen miydin? Seni korkuttum mu? Yok, korkutmadın. Fırfır buradaydı. Yakında bütün bunlar bitecek ve ormanına kavuşacaksın. Umarım dediğin gibi olur. Sana bir şey diyeyim mi? Ben kardeşimi çok özledim. Bebini özlemek ne demek iyi bilirim. Çok tatlısın. Sen de öyle. Bebeğim de çok iyi ok atıyorsun. Yıldızlar ne kadar güzel değil mi? Onlara daha yakından bakmak ister misin? Thank you.
Avlama üst seviyede. Titreşimler normal. Rüya belirsiz. Pencere açık. Hedefi gördüm. Hedefi gördüm. Alo, beni duyabiliyor musun? Evet, Kösteban abi duyuyorum. Güzel, şimdi sıva sende. Hiç merak etme. Anahtarı almadan kopyasını size getireceğim. Cips mi? Daha sağlıklı şeyler ye dostum. Çürük yumurtalar aşkına bu ne? Adam cibriliğinden çorabını bile değiştirmemiş. Ediyorum. Cahilsiniz, fakirsiniz. Bakar mısınız? Ay, bakar mısınız? Tabii bakarım. Burada sıp'a var mı? Ne gibi bir sıp'a? Eşek sıpası mı yoksa sıp'a sıpası mı? Lütfen kendinize gelin. Sizi terbiyeye davet ediyorum. Küçük hanım. Bu akşam gelebilirim. Söz. Ama önce daha önemli işlerim var. Gülme be! Gülme! Ay kokan ha! Efendim çok özür dilerim. Ya bırak. Çekil! Ya sen kimsin bana yardım ediyorsun? Bırak! Bırak! Sen önce kendine yardım et. Hint fakiri. Basit. Fakir. İyi ki yanıma Köstan amcanın tohumundan almışım. Canım ablacığım. Buradan bir kurtulayım. Seni de kurtaracağım. Minik kardeş. Neredesin? Neden bu kafesler kırılmış? Çünkü onlara ben tosladım. Köstepe'nin minik kardeşi sen misin? Evet. Sen kimsin? Seni buradan çıkarmaya geldim. Adım Boyo. Sen bu kasları nasıl yaptın abi? Benim adım Köstos'un. Tutmayın beni, geri çekil. Köstos'unum tosları be. Sana şöyle bir çekil bakayım evladım. Gidelim. Vay canına. Kapı kilitlenmiş. Buradan nasıl çıkacağız? Bir, kapı. Kilitliydi zaten. İki, pencere. Yok. Üç, havalandırma. Yok. Dört, toprak. Olumsuz. Beş, su gideri. Maalesef. Altı kanalizasyon. Bunu midem kaldırmaz. Yedi neydi?
7 de yok. Geriye tek bir seçenek kalıyor. Şöyle çekeyim bakayım ufaklık. Çek, 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 çek. Böyle olacağım. Dur, kaçma. Yakalandınız. İşte bunu yapmayacaktın. Yanlış kişiye tosladın Fırfır. Çakal! Her şey de beni buluyor. Her yerim acıyor. Ay! Bağırma! Şehnaz Hanım! Nasılsınız? Bırakır mısın beni? Ay, bir dakika bırakacağım da size çok önemli ya. Bir şey sormam lazım. Gerçekten. Kardeşim hiç vaktim yok. Gerçekten gitmem ama gerekiyor. Ama çok önemli ya. Neyse. Unuttum. Ne işiniz varsa görün. Toplumun en küçük temel taşı olan aile olgusundan nefret ediyorum. Fahri! Ay Fırfır! Patron! Ben senin neyin ayıltacağını gayet iyi biliyorum. Didin, param, benim güzel param. Para! Ya para. Köstebek gitmiş. Kim gitmiş? Nereye gitmiş? Bana veda etmeden mi gitmiş? Yani kafana tosladığına göre öyle gözüküyor. Derhal giyiniyorsun. Çabuk! Ben de şu kayıtlara bakıyorum. Kamera kayıtlarına. Abacağım. Ben dedim çocukları almayın bu otele dedim. Ama dinleyen kim? Her şey bunların başının altından çıkıyor. Sevmiyorum. Sevmiyorum çocuk. Break. Evladım, bütün asansörleri tutup üst kata çıkarttırıyorsun. Tamam mı yavrum? Bütün katları da kapat. Hadi bakayım çabuk. Ay. Bu da neydi? Asansör durdu. Düğmeler çalışmıyor. Neden? Yukarı doğru gidiyoruz. Anladılar galiba. Sizin hemen buradan çıkmanız lazım. Aha! 3 numara. Havalandırma. Köstebekler nerede? Köstebekler. Bir düşüneyim. Sanırım onlar çoktan ormanın yolunu tuttular bile. Bizim lafı. Ay bırakın beni. Ay imdat. Bırakın beni. Bırakın beni. Ceyda teyzemi götürdüler. Bütün katı kilitlemişler. 2 numaralı çıkış planını uyguluyoruz. Pencere. Ne? Gel bakalım ufaklık. İşte bu. Paraşüt. Zekice. Oh, my God.
Seke tutun ufaklık! Ama biz... Nasıl? Köstosum, kardeşim. Ablacığım. Canım, seni bir daha göremeyeceğim sandım. Öyle korktum ki. Bir daha hiç ayrılmayacağız ablacığım. Kötü adamlar nerede? Onlara toslamam lazım. Tos! Neredeler? Neredeler? Bu işi bize bırak Köstos'un. Siz beni kurtarmaya gelen çocuklarsınız. Evet. Siz bize gerçekten yardım ettiniz. Ben Cener. Bu da arkadaşım Pelin. Kısaca bana Köstos diyebilirsiniz. Ha, bu arada bana sadece dostlarım Köstos der. Bu olayına hasta oldum. Bir daha yapalım. Ceyda teyze ellerinde dikkatli olmalıyız. Ne? Annem. Annen mi? Olamaz. Bırakın. Sıra sende. Dur. Saklanma. Saklan. Yeter be. Saklanma. Caner, oğlum sakın bir şey yapma. Bana bak. Sen mi engel olacaksın bize? Ha? Dediklerimi harfiyen yerine getirmezsen yakarım Roma'yı. Ya Roma nereden çıktı ya? Yani ormanı. Heh, şimdi oldu. Hiçbir şey yapamazsın. Ona kadar sayıyorum. Ceyda teyzeyi bırakıp yaptığınız kötülükler için özür dilemezseniz çok kötü olur. Malkoçoğlu! Bu genişlik, bu rahatlık nereden geliyor? Ne gülüyorsun sen? He? Şaka mı yapıyorum zannediyorsun? Evladım, bak. İlk ve son kez söylüyorum. Ben senin öğretmenin değilim. Öyle. Annen hiç değilim. Haddini bil. Net bir şekilde algılarını aç, bizi anla. Yapma böyle. Hayır. Benim daha net bir şekilde söylemem lazım sanırım. Peri! Allık ergen. Peri diye bir şey kaldı mı oğlum ya? Ne yapıyorsun sen? Nerede yaşıyorsun ya? Doğru, 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 doğru. İnandım, peri, peri. Benim numaramı bana yutturacak. Peri diyor ya. Bu devirde peri mi kaldı? Peri! Aman! Açamıyorum gözlerimi! Ormanı mı yok etmeye çalıştınız? Aman canım, çok korktum yahu. Şehnaz'ım, ne dersin? Topuklasak mı? Vın vın. Gülmeyin. Ağaçları kesip ormana zarar vermenin cezasını çekeceksiniz. Biz? Ay ne kadar da yalan. Ay çok korktuk canım. Köstos'unu da siz kaçırdınız. Bir dakika, bir dakika. Kim demiş? Bunlar da mı yalan? Nereden buldun bunları ya? Hurdacıya mı gittin? Bu kadar yeter. Bundan böyle ormanımdan uzak duracaksınız. Yoksa otelinizi de ormana çeviririm. Ay ben çok korktum. Çok. Ne dersin? Ne dersin Şehnaz'ım? Ufaktan tırstım ben. İstersen kaçalım. Ağacımız. Nadir Bey'le ağacımızı buldum. Hemen gidip haber vereyim. Nadir Bey! Ağacımızı buldum. Nadir Bey buldum. Ağacımızı buldum. Wow! Ya bu çok kıyak bir numara ya. Bunu bana öresene. Paraya para demem ha. Mutluluk dünya kadar, saklanacak çok yer var. Ne oldu bize be? Ay neler oluyor? Benim sesime ne oldu? Benim de bir garip. Çocuk kadar kaldık. Ne yaptın bize sen ya? Dur. Dev gibi olmuş bu kütükte ya. Gel şunun üstüne çıkalım.
yoksa burada ezileceğiz. Hmm. Hadi gel. Hmm. Merhaba Toz. Göz tosunum. Nasılsın, iyi misin? Canım. Pembeler pembesi Köstepe'min. Merhaba. Şimdi görürsünüz gününüzü. Ama sen çok ayıp ediyorsun şimdi ya. Biz eski dostuz. Olur mu böyle şeyler? Lütfen bizi eski halimize geri döndürün. Merhamet. Lütfen bize merhamet edin. Acıyım. Söz veriyorum. Bundan sonra eğer ormana zarar vermek isteyecek biri çıkarsa karşısında ilk beni bulacak. Ömrümün sonuna kadar ormanın koruyucusu olarak kalmaya söz veriyorum. Demek ormanı korumak istiyorsun. Canla başla. Kanımızla ruhumuzla her şeyim. Evet. Orman benim canım vatanım. Her şeyim. Kanım canım. Her şeyim. Çok severim ben ormanı. Ne güzel bak. Yemyeşil. Ay çok güzel oluyor. Çok güzel. Yeşil benim en sevdiğim renkler. Aramızda kalsın. Bakalım işe yaramış mı ablacığım? Ama ne yapıyorsun canım? Yapma, ne olur yapma. Yapma bak, canım çok acıyor. Yazık bir canıma değil. Kalp var bende. Tabii. Artık ormanın neler çektiğini anlamışsınızdır. Bu ormana bir zarar gelirse acısı sizden çıkacak ona göre. Şimdi çekilebilirsiniz. Hı? Yok gelmez. Söz veriyorum gelmeyecek. Evet. Gömenlerinde. Kaç. Belli orman burası, kaç. Ne kadar da komikler değil mi? Köstaban şunlara bak. Şu lavaba kız. Halkalarına bile bakmadan gidiyor lav. Güzel kızım benim. Annem. Canım. Siz ormanı ve kardeşimi kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Önemli değil. Ne zaman başınız sıkışırsa... Sizden pek köstebeklilerden yardım isteriz. Güzel görünüyorsun. Harikasın. Peki papyon? Papyon iyi mi? Sakin ol Köstaban. Çok yakışıklı ol. Evet Köstaban. Ne kadar romantik. Canım ablacığım ve sen. Dayanamıyorum. Harika bir gün. Ay çok güzel gelin oldu. Köstaban. Ben nasıl olmuşum? Beğendin mi? Pekala. Ormanın bana verdiği yetkiye dayanarak. Köstasın, ne oldu? Çok ama çok duygusal.
duygusal bir yandan bir tutamıyorum. Köz tosun, yapma böyle. Tamam, tamam. Tamam, iyiyim, iyiyim. Nerede kalmıştık? Ormanın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Harika. Bravo. Kutlarım ikinizin de. Ay ne güzel bir düğün oluyor. Ay ne yakıştılar. Anne ağlıyor musun sen? Yok canım ne ağlaması. Öyle gözüme toz kaçtı bir anda. Geçti geçti. Ama çok dokunaklı değil mi? Canlarım! Kayınca tuttum. Sen şimdi benim eniştem. Eniştem. Tamam tamam tamam. Bırak.